Çok safsın. Yasir'in söylediği bomba açıklamalar. Instagram'daydı zaten. Valla bence bomba bir açıklama. Acayip yani. Çok flash. Buyurun izleyelim lütfen. Mustafa öldürdü, Mustafa gömdü desin, kaybetti desin, açıklasın burada. Şükür Türkan, 10 yıldır bu evde yok. Ablanız nasıl kayboldu? Ben tam hatırlamıyorum, ben ufaktım çünkü. Ablam işte eve gel, evdeydi, evden yok olmuş bir anda. Biz işledik, okulladık. Okuldan gelince, ablam nerede? Ablam bilmiyor dedik. Kaçtı falan dedi. Kim dedi? Anne. Ablası gittiğinde 8 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında. Şükür Türkan'ın önce kendi gitti. Sonra kıyafetleri kaldırıldı. İşte bu temizlik yapayım diye evimi süpüren, yani silen süpüren dedim. Baktım burada elbiseleri gördüm. Dedim bunun içinde ne var ki diye. Ondan sonra baktım elbiseler var. Ondan sonra ağzını bağladım. Şu üst tarafa attım. Fotoğrafları albümün en arkasına atıldı. Senin kızının evde fotoğrafları var mı? Var. Kaç tane var? Valla okul şeyleri var dedim hanım. Tam saymadım ama 9-10 tane. 5-6 tane fotoğrafları var. Sen bayağı fotoğrafı var dedin var. Değil mi? Kızının evde fotoğrafları var mı? Valla bilmiyorum. Kimlik burada görmüş olduğumuz defterlerin arasından çıkmıştı. Aynen. Fatma Hanım'ın söylediğine göre de biz baktık. Buradaki çekmecenin içerisinde sadece burada bu albümlerin içerisinde çocuğa ait bir tane fotoğraf var. Şükür Türkan hiç yoktu. Oğlum ablam kaç senedir kayboldu? 3,5 senedir ayı. Ablam 3,5 yıldır yok. Oğlum ablam kaç senedir kayboldu? 3,5 senedir ayı. Nereye gitti demediniz? Ha. Biz sorduk, ne aradık bilmiyorum ben dedi. Ondan sonra bizi babam aradı zaten ben. Bu ablam yok dedim. Ondan sonra babam geldi, onunla konuştular. Babanız neredeydi? Dağdaydı. Tamam. Kayon gidiyordu. Hı. Geldi, onunla konuştular. Siz okuldan ne zaman geldiniz? Biz 4'te geldik okuldan. Hangi ayda? Ay hatırlamıyorum. Güneşli miydi, kar mıydı onu bilirsiniz yani. Güneşliydi galiba. Mont giyiyor muydun? Yok, giymiyorduk. Annenizin ablanızla konuştuğunu biliyormuşsunuz siz. Nasıl öğrendiniz bunu, ne konuşuyorlar? Okuldan geldiğimizde konuşuyordu. Kimle konuşuyor? Ablamla konuşun diyordu. Hayır diyordu. Kapadı. Telefonu direkt kapadı zaten biz geldiğimizde. Ama belki başkasıyla konuşuyor. Ablamla konuştuğunu biliyorduk. Sesi geliyordu. Biz buradan şuradan girerken sesi geliyordu ablamın. Ablamla konuştuğunu biliyorduk. Kızım falan diyordu. Bu kaybından ne kadar süre sonra oluyordu? 3,5 yıl önce oluyordu. Sormadınız mı ablam neredeydi? Hiçbir şey demiyordu bize. Abi diyordu, bana da söylemiyor bu ablamla konuştum diyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. 3,5 yıldır kayıp olduğunu kim söylettirdi? Etrafı evlendi falan demişler ya, siz sormadınız mı bizim ablamız kayıp niye evlendi diyoruz diye. Bir şey demiyordu. Biz aynısını biz de diyorduk hani, sorunca evlendi falan diyorduk biz de. Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya, babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Yani şöyle, çocuğun 3,5 yıldır konuştuğu meselesine Mustafa sen çocuklara... Çocuğun konuştuğu lafların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Sen söylemişsin, 3,5 yıldır anneniz konuşuyor. Siz de jandarmaya böyle söyleyin. Soranlara böyle söyleyin. Röportaj yapanlara böyle söyleyin. Tamam dediysem demişimdir ya. Ama çok şey ifade ediyor. Tamam dediysem demişimdir ya. Niye böyle bir şey yaptın? Ben böyle çocuklara böyle bir kelime denk demeyeyim ya. Yani çocuğun söylüyor. He? Hatta çocuğun bunu jandarmaya da böyle söylemiş. Dediyse demiştir ya. Ben bunun yani konuşmalarının hiçbirini gerçek değil görmüyorum. Tamam, ben devletimizde şey yapıyorum. Ben niye böyle rahatsız. Bir şey denk derim ben ya? Bir dakika, Mustafa'yla konuşuyorum. He? Önce Mustafa. Niye böyle bir şey denk derim ben ya? Yani... Ben çocuğumu karşıma aldığım zaman, öğrettiğim zaman... Hı. Aynı o kelimeyi konuşur. Ama çocuğun diyor ki, babam bana 3,5 yıl önce Şükür'le konuştuğunu söyle, annenin konuştuğunu söyle diye, sen çocuklara böyle, siz bunu annenize konuştuğunu söyleyin. Vallahi ben söyleyin, öyle bir şeyle konuşmadım. Bana böyle şeylerle gelmeyin dedim. Ama çocuğun, ben demiyorum. Bak, ben ağzımı arayacaksın, bak, böyle laflarla gelmeyin. Ben söylesem sevim. Eyvallah da çocuğun diyor yani. Bilmiyorum, ben böyle bir kelime öğretmedim çocuğa. Ama mümkün değil yani. Bir daha izleyelim o zaman o bölümü. İstediğiniz valla 10 sene izleyin. Sıkıntı yok. Bir daha izleyeyim. İzleyiciler de izlesin. İstediğiniz kadar izleyin. Ben buyurun böyle lütfen. Çocuğa böyle diyeceğim. Hı. Ondan sonra babam bana böyle didittir diyeceğim, öyle mi? Yani. O zaman Büşra öğretti. Onunla beni karıştırma. Dede var mı? Büşra öğretmiştir belki. Babam Hüsnat diye Büşra öğretmiştir. Ben burada gerçekleri konuşuyorum. Ben onu gibi kekelemem. Tahsin de buna benzer. Ben gibi kekelemezsin. Oğlunun dediklerini şaşırdım. Peki Yasin'in söylediklerine. Yasin seni biraz taca düşürdü yani. Düşürsün. Öteki de düşürdü.
Öteki ya şunu söylüyor. Öteki de dedi babam hastaneye götürdü getirmedi dedi. Ya sağda sol yani biri sorarsa ben anlaşılsın diye söylüyorum. Biri sorarsa bir şey yaparsa anneniz 3,5 yıldır telefonla kardeşinize konuşuyor diye bu yalanı söyleyin diye çocukları yönlendirmişsin. Ben. Yasin diyor evet. Dediyse maşallah derim valla bir şey demem. Aferin derim. Sıkıntı yok. Onu da ses kaydını alırım. Pişkin diye devam mı? Onun aklına gelmez. Kimse gelemez. Pişkin o. Pişkin. Bir daha ekranlara gelsin de yanlış bir şey yapmamak adına o bölümü. Pişkinim ben. Bir dakika. O bölümü daha yayınlayalım lütfen. Oğlum ablan kaç senedir kayboldu? Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Şimdi daha önce Büşra senin evindeyken yaptığımız çekimlerde bir şeydi. Sen çocuklara diyorsun ki çocuk 3,5 yıldır sizin ablanız kayıp değil mi diye. Sen çocuğa soru soruyorsun. Yasin'e. Çocuk 3,5 senedir mi kayıp diyor bak. Ha, sen öyle soruyorsun. Evet evet. Bak, soruyu bak şeyi benim orada sesim var. Bir daha yayınlayın. Tamam bir daha yayınlayın. Sesim var orada. Tamam bir daha yayınlayın arkadaşlar. Bir daha yayınlayın. Bir daha yayınlayın. Oğlum ablan kaç senedir kayıp oğlum? 3,5 senedir kayıp. Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Yani şükür sanki 10 senedir değil de 3,5 yıldır kayıpmış gibi bunu çocukları söylemeni istemişsin. Çocuklar da bunu biz onlara... Niye 3,5 yıldır kayıp den diyeyim ya dedim hanım. Ne çok saçma bir şey de işte niye anlamaya diyeyim? Çalışıyoruz. Niye sonra? Niye diyeyim yani? Peki Yasin sonrasında. 10 senedir ben buraya geldiğim günden beri 10 senedir kayıp diyorum da. Niye o zaman ben 3,5 sene önce kayıp diyeyim? Peki ya jandarmaya da verdin ya. Hakim, jandarmaya da öyle. 3,5 senedir kayıp anasıyla konuşuyormuştur dedi ya. Sen jandarmaya da öyle söylüyorsun niye ya. Söyledin ya. Ne, evet. Jandarma ne demişim ben ya? Evet, ben jandarmaya yıldır, bir demedim ki ben ya. 3,5 yıldır bizim kızımız kayıp. Öncesinde bizim kızımız kayıp değildir diye jandarmayı da sen böyle söylemişsin. Ben daha jandarmanın kapısına içeri girmedim değil mi? Hayır, savcımıza özür dilerim. Ben savcının yanına gittim bu arada. Ben savcıya diyorsun. 3,5 yıldır kayıp demedim. 3,5 yıldır konuşuyormuşmuş dedi Kerem. İşte onu. bunu da... Ben bu çocukların ifadesine göre bu kelimeyi konuştum. Çocuklar diyor bizim bana ifademiz dedim, yok diyorlar. Çocuklar da diyorlar ki babamız bize bunu öğretti diyorlar. İyi, güzel. Aferin. Niye? Aferin derim. Niye öğrendim ben çocukları ya? Ben buraya geldim 10 senedir kayıp diyorum. Niye ben gidip de savcıya o 3,5 sene kayıp diyeyim ya? Değil mi? Savcı yalan söylemiştir. 10 yıldır değil de. Bunu doğru söyler. 10 yıldır değil de sanki 3,5 yıldır kayıpmış gibi bir hava önce bir yaratılmak istendi galiba. Kimi kandıracağım ben? Bilmiyorum kimi. Yani her şey ortaya çıkar bak Mustafa. Seni kandırabilir miyim? O da yaptıysa o da yaptıysa. Ben buraya geldiğimde yok 10 senedir kayıp değil, 2 senedir 3 senedir kayıp desem inanacak mıydın? Peki senin çocukların neden baban bizi yönlendirdi diyorlar? Yasin. Ama yönlendirirse yönlendirdesin ha. Desinler ya, sıkıntım yok benim. Bak çok büyük olan da dedi aynı kelimeyi bana. Babam götürdü getirdi diye sonra ses kaydı alınca nasıl öttü? Bir de sen dağdaymışsın şey kaybolduğunda. Yok ya o çocuğun konuştuğunu hepsi gerçeği yansıtmıyor bak. Hepsi yalan çocuğun konuştuğu. Yani senin Sparta'da olduğunu söylemiyor, dağda olduğunu söylüyor. Dağda mıydı? Tam öyle dememişti, tamam köydeydi. Yani Sparta'da mistı vardı, yalan. Yani onu da yalanlıyor babasını o anlamda. O yalan. Sparta'da bilen değildi, köydeydi. Köydeydi. Ne kadardı köydeydi? Yani koyunu kaybettiğimiz zaman beraber gidesek kadar köydeydi. Yani Şubat'ın 16'sına kadar köydeydi. Koyun kaybetme meselesi nedir? 2000... Yani batırdığımızdan beri. Ha, 2013'ten beri hayvanları falan işte şey yaptık tam sonra her şey. Ama çocuk orada diyor ki bak bu ablamı kaybolduğunda biz babama telefon açtık diyor. Çocuk adı telefon var mı? Evet. Hı? O da yalan işte, tam öyle dememişsin. Dağda mıydın? Onu niye siliyorsun? Dağda mıydın? Benim gözlerime bak bakalım. Bende öyle bir şey var mı? Enayilik var mı? Ben aynen. Aynen. Tamam mı? O çocukları sen yönlendiriyorsun. Ben yönlendiriyorum. Bunların hepsini çıkarttıracağım ben. Çıkarttım, ben çıkarttım. Sen çıkarttın. Bak ben çocuklarımı arıyorum, konuşuyorum ama ne senden, ne benden, ne ablasından, ne onlarından ben konuşmuyorum. Büşra şunu söylüyor. Diyor ki Didem Hanım tam net olarak şöyle bir diyalog geçti diyor. Ben sordum diyor. Baban ne zaman dedi diye soruyorum diyor. Büşra'nın en son şeyi sorduğu soru. Bir anons çekiyor. Bazı çekimler istedim ben Büşra'dan. Tamam. Yasin'e Büşra'ya eşlik ediyor. Baban ne zaman dedi diye soruyor Büşra. Yasin de diyor ki annem televizyona çıkınca gazetecilere ve jandarmaya 3,5 senedir kayıp diye söyleyin demişsin. Niye 3,5 senedir kayıp diyeceğim? Anası buraya gelmiş 10 senedir diyor. Ben niye 3,5 sene diyeyim Didem Hanım ya? Beni yalanlamak için. Ya bunda mantık var mı ya?
Ya burada bir plan da olabilir, mantıksızlık niye da olabilir. Niye plan olacak ya? Niye plan olacak? Sana soruyorum ben. Niye plan yani? Niye hani benim sevgililerime kaybettiğim gibi. Gelmiş Antalya'da polise, emniyete 10 yıldır kayıp demiş. Buraya gelmiş 10 yıldır kalmış. Ben polise bu şeye varacağım 10 yıldır yani kayıp. Senin eşin, bu şu anlama geliyor. Senin eşin, yani senin dediklerin doğruysa son 3,5 yıla kadar sanki kız dönecekmiş gibi seni kandırmış anlamına gelir bu. Anlatabiliyor muyum? Son ana kadar sen de nasıl Fatma son 2 yıldan öncesinde her an Şükür dönecekmiş gibi inanmış ya. Tamam. Sen de sanki ya son 7 yıl boyunca bunu, kızının döneceğine inanmışsın gibi bir hava yaratıyor bak, bu sadece. Ben öyle inanmam değil. Çocukların dediğine göre, dediği kelimeye göre ben kendimi ifade ediyorum. Bu madde çocuğu geliyorduk, ablamla konuşuyordu. Babanıza demen. Ben cezaevindeyken de aynı izin mesela adamlarla konuşuyormuşmuş. Kimle konuşuyorsun? Dayımla. Benim konuştuğumu bana demen. Üşra'yı yıldırlar mısınız arkadaşlar? Yetiştirebilir misiniz? Bu şekilde Üşra'yı aynı şekilde göreyim. Çocukları öğretiyormuşmuş. O da öğretiyor. Bu geçtikten sonra, bu yeni çıktıktan sonra dedi bana çocuk. Bu madde 3,5-4 seneye kadar bu çocuk annemle konuşuyordu ama, diye. Ama çocuklar şunu söylemiyorlar. Annem bize öğretti. Annemin çocukla, annemin ablamla konuştuğunu duyduk. Biz bu kulaklarla buna şahit tamam, olduk tamam, demiyor. Tamam, hadi diyelim ki ben çocukları öğrettim. İşte amacın diyelim ne ki, acaba? Diyelim ki onu anlamadım tamam, yani. Şu kelimeyi konuşun. Ananız da konuşuyor, babanız da konuşuyor. Den dedim. Ama niye 3,5 sene öncesi kayboldu diye. Amacın mı sizde sevgili izleyiciler Mustafa'nın 3,5 yıldır annesinin... Millet kandırma. Milleti mi, zaman mı kazanmaya zaman çalışıyor? Sevgili izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Mustafa zaman mı kazanmaya çalışıyor? Yoksa son ana kadar Mustafa kızını döneceğini mi umut etti? O yüzden 3,5 yıldır kayıp diyor. Ama iyi güzel de 7 yıl öncesi var. Çocuk ben buraya geldiğim yerde 3,5 senedir kayıp diye bir kelime konuştum mu? Konuştun mu? Yayında söyledi değil mi? Yayında söylemedi mi? Büşra'yı telefonu bağlayın arkadaşlar. Şey ettiğinde bağlandığında söyledi. Evet. Şimdi orada çok çekmiyor da Büşra bana mesaj atmış. Yani birebir böyle diyalog geçmiş çocuklar. Bir dakika düşmüş telefon. Büşra söyler misin sen çocuklarla ne konuştun, çocuklar ne dedi? Bir daha kayıtlara girsin canım, söyler misin Büşra? Büşra duyuyor musun beni? Ben duymuyorum Büşra içeride. Arkadaşlar sıkıntı var seste galiba, ses düşüyor. Annem televizyona çıkınca gazetecilere ve jandarmaya 3,5 senedir kayıp diye söylememizi istedi babamız diyor. Çocuk birebir tamam. Büşra'cığım söyle canım, ne dedi sana Yasin? Yasin'in bana aynen söylediği şey şu. Ya ben aslında ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki ben ilk geldiğimde 3,5 senedir kayıp olduğunu söylüyordunuz ama şimdi 10 senedir kayıp olduğunu söylüyorsunuz. Neden? Yani babanız mı yönlendirdi sizi? Niye böyle bir ikilem var? Yasin de dedi ki evet annem televizyona çıktıktan sonra babam bize dedi ki televizyoncular ve jandarmalar kızı sormak için gelirlerse ablanızın 3,5 senedir kayıp olduğunu söyleyeceksiniz. Ben de neden peki bu yalana uydunuz diye sordum. Hani babanızdan korkuyor musunuz diye sordum. O da evet dedi bana çocuk. Anladım. Teşekkürler Büşra'cığım. Kolay gelsin. Bunu neden yaptı Mustafa? 3,5'la 7,5 arasındaki farktan mı korktun? Ne oldu? Vallahi anlamadım. Yaptıysan böyle ben bir şey. Ben de korkacak tipim mi? Yok. Ama çekindiğin şeyler var Mustafa. Kimin yerinde, kimden çekineceğim ben? Yani sen, kimden çekineceğim? Bana çekindiğim insanlar söyle. Jandarmadan mı çekineceğim? Cezaevinden mi çekineceğim? Hakimden mi çekineceğim? Kimden çekineceğim? Bu arada arkadaşlar ifadem benim, basmayın lütfen. Geçen gün de şunu söyledi. Isparta valisi de gelse, jandarma da gelse, komutan da gelse. Suçluysam cezamı çekerim, ifademi veririm. Ha o anlamda söylüyorsun. Kimseden korkum yok, eyvallahım korkum yok. Korkum yok. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Suçluysam hakimin, valinin, savcının karşısına varayım, ifademi veririm. Vali yapmaz zaten. Vali sadece bak, sen olayı takip ediyor. Ben valinin ismini kullanmadım burada bak. Hayır bak sayın bak, valimiz geçen... orada olan her olaydan sorumlu mülki şeydir. Ben en baştaki bak, ben burada takip hepsini, ediyorlar. Yayınları hepsini tek tek bütün dinlerim. Türkiye takip ediyor. Sadece takip etsin. Allah razı olsun. İsparta valisi değil. Allah razı olsun. Emin ol İçişleri Bakanımız da takip ediyor. Sen benim rahat ol. Adalet Bakanı da takip ediyor. Rahat ol. Tamam mı? Aile Bakanı da takip ediyor. Sen etsin. Çok rahat ol ya. Etsin, çok rahat yok. Ol yani. O açıdan. Ben suçluysam cezamı çekerim. Sen niye doğru bilmiyorum ben. Suçsuzsam da hakimdir. Kralı da gelse savunurum kendimi. Ay, tabii savunacaksın canım. Tamam o başka mı? Bir şey. Ben onu ben söylemiyorum. Ben savunuyorum ben. Gelelim konumuza. Konumuzdan uzaklaşmayalım. Çocukları neden 3,5 yıldır kayıp diye hem gazetecilere. Niye sence? Ben anlamadım ya, Fatma. Niye, beni yalandırma şimdi. Ben mesela 10 senedir duyuyorum. Valla anlamadım yani. Niye yönlendireyim ya? Ha, bir şey bak, bu çıkmış buna 10 sene demiş. Gitmiş Antalya'nın savcısına, hakimine, polisine savcı ifade vermiş 10 yıl demiş. Ben niye çocuğuma anneniz böyle 10 yıl dedi? Siz 3,5 sene değil niye diyeyim ya? İşte, devleti kandırmak için değil mi? Çünkü ben, oğlan aradı ya. Ben kimim de devleti kandıracağım? Oğlan beni de aradı ya. Ben de
dinleyeyim ama biz müsaade edelim. Oğlan beni aradı mesela, küçük şey aradı ya. 3,5 senedir kayıp diye. Yani bunu öğretmesi başka bir şey değil. Yani devlet kandıracaktık. Başka oğlan bir şey. Seni Yasin mi aradı? Tahsin Oğuzhan mi? En küçük. 14 ne yaşındaki. Ne diyor? Yani bu, biz karakola gittik. Jandarmaya gittik. Biz 3,5 senedir kayıp dedik. Senin de eğer jandarma alıcı olursa sen de böyle de anne diye aradı beni oğlan. Yani o telefona baktın, etrafa baktın diye değil. 10 yılda değil. 3,5 seni de yönlendirmek ben istediler. Ben de yönlendirmek Oğuzhan istediler. Üzerinden. Aynen. Devlet kandırma işi. Ama bunu yaptıysa Mustafa niye yapsın? İşte ben onu anlamadım yani. Katil suçlu yani ya. Yani gerçekler öyle, öyle de ben böyle. Ben sevgilerini anlatmak için. Allah. Katil.